Amelia Futbol takımlar resmi sponsoru Trend Yol'un sponsorluğunda yayınımıza hoş geldiniz. Letonya'nın Riga ilçesindeyiz. Henüz 2 milyon olmamış bir şehirde, henüz 1 milyon olmamış, sanıyorum en son 600 bin nüfusluydu. Riga'da bugün Avrupa Şampiyonası için oldukça heyecanlı, oldukça keyifli bir maç izleyeceğiz. Umarım öyle olur. 2024'e bitmemiz lazım. Ölüm kalım maçı değil açıkçası. Fakat mutlak 3 puan derler ya hani, tam anlamıyla mutlak 3 puanla ayrılmak istediğimiz bir gece olacak. Bu maç ve galler çok önemli. Avrupa Şampiyonası'nın son 24'te olduğundan beri gruptaki iki takımın direkt gittiğini hatırlatalım. Bu son şans değil. Ölüm kalım şu yüzden değil. Eğer biz ola ki buradan gidemezsek Uluslar Ligi'nden de gitme şansımız var ama artık böyle hesap kitap yapmak istemiyoruz açıkçası. Bugün bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Şimdi Santrafor bölgesinde bir takım eksikliklerimiz var. Hiç problem değil. Sonuçta diğer bölgelere baktığımızda kendi liglerinde oldukça iyi sezon geçiren, parlayan yıldızlar bugün sahada olacak. Yaklaşık 10 dakika önce gün içinde verdiği muhtemel 11'de netleşmiş oldu. Daha öncesinde de bahsetmiştim. Merkez orta sahada yıldızlar geçirdi adeta. Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir Hakan Çalhanoğlu oldu. Hollanda'da şampiyon olmuş bir ordu. 25 milyona Benfica'ya transfer oldu. Efendime söyleyeyim, kimler var başka? Bir sürü isim var. Tamam, Cenk yok, kabul ediyorum. Yani Enes yok, kabul ediyorum. Ama en azından Süper Lig'de hava toplarında oldukça iyi bir istatistik yakalayan bir Umut var. Umut Nayır da bugün 11'de. Arda'yı göreceğiz, o da 11'de. 11'de mi olacak, sonradan bu oyuna girecek? Lig'deki gibi mi olacak bilmiyorduk ama bugün Arda da 11'de. Zaten yani santrafor bölgemiz her ne kadar biraz ne olacağını bilmesek de savunmamız çok iyi, öyle değil mi? Altay'ın ve Çağlar'ın eksikliğini de çok iyi, çok hissetmeyeceğiz gibi. En azından stoper hattımız çok güzel. O yüzden bu maç bugün çok güzel olacak. Şimdi sizi çok detaylarda bulmak istemiyorum çünkü saha içinde de olası teknik bilgileri zaten sizlerle paylaşacağım. Ama ben diyorum ki buradaki atmosferi şöyle bir sizlere yansıtayım. Bu stat, biraz sonra gireceğimiz stat, 7500 kapasiteli. Yani küçücük bir stat. O yüzden kim böyle neler söylüyor, her şeyi duyacağız. Burada daha fazla Türkler var diyebilirim çünkü Litvanya'da ve Letonya'da biraz daha böyle basketbol severler biraz daha fazla. O yüzden yani yara evimizde oynuyoruz da diyebiliriz. Peki buradaki atmosfer nasıl? Şöyle bir turlayalım mı sevgili Bahar? Haydi bakalım. Selamlar. Merhabalar. Bu arada eğer sorular varsa şey de yapabiliriz, yorumları şimdilik kapatabiliriz. Yayınımız donuyor mu donmuyor mu bilmiyorum. Ses problemi var mı yok mu bilmiyorum ama burada çok tatlı bir Türk ekibimiz var. İstanbul'dan da birlikte geldik. Hepimiz farklı işlerde, farklı sektörlerde çalışıyoruz. Heyecan durumda galiba. Heyecanlıyız. Ben de bakalım. İnşallah kazanırız bu akşam. Onu bekliyoruz. Diğerlerine oranla futbol bilgin biraz daha fazla ama hiç sorun değil. Şöyle geleyim mi? En azından sesler çıksın. Ne olur sence Selen'cim maç? İnşallah kazanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kaç? Bir skor ver bakayım bana. Yok mu? 3-1 diyelim. 3-1. Santrafor bölgemizde böyle bilmişsin. Bakalım ne olacak ama 3-1 de sen ne diyorsun? 2-1 veya 2-0 bekliyorum, inşallah kazanacağız. Güzel olacak. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum, çok fazla aslında taraftar grupları da yok burada. Yani biz aslında daha fazlayız gibi. Evet. Değil mi? Yani şöyle bir baktığımızda... Statta zaten küçük söylediğiniz gibi. Yani bizden başka grup, taraftar grupu Azeriler var. Azerbaycan televizyonu görüyorum ben orada. Bu arada biraz önce, biraz gidelim mi stada doğru? Çok teşekkürler. Yine stada doğru, yine söylüyorum 10 dakika sonra stadın içinde de, 10 dakika olmasa da stadın içinde de bir yayınımız dikkat edelim. Kapılar biraz önce açıldı, 21.45'te maç. Güzel, keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum. Yani Inception bölümümüzde. Var mı başka işler? Şöyle, şimdi diğer alanda biraz daha böyle keyifli, nasıl denir, eğlenceli şeyler oluşturmuşlar. Fakat bizi hemen almadılar. Size de yayına da geç kalmak istemedi. Kapıları biraz geç açtılar. Bizde olsa mesela maçtan 2 saat önce kapı açılıyor değil mi? Bakın kaç dakikalar Bahar'cığım? Yarım saat falan var galiba. Belki yarım saatten daha az. Ama kapıları çok geç açtılar. Yani siz tahmin edin artık ne kadar futbol ülkesi. Bu arada biz FIFA'nın sıralamasında 43. sıradayız. Letonya 132. sırada. Aslında bizim
grubumuzdaki favori bir takım değil Letonya. Favori takımımız Hırvatistan, biz ve Galler. 3 gün sonra da Galler'le oynayacağız. Bu maç daha önemli ama buradan da 3 puanı almak durumundayız. Şöyle bakalım. Dün röportajları izlerken, şu anda havayı fark ediyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir göstersin. Normalde bu hava bizim için saat 5-6 havası. Şu anda 9.45 ve hala hava böyle 11'e kadar böyle, biliyor musunuz? Değerli takipçilerimiz, 11'e kadar böyle. Dün Letonyalı bir oyuncu dedi ki hava çok sıcak olacak. Aslında çok sıcak değil. Fakat Letonyalı oyuncular soğuğa alıştıkları için bu havayı sıcak olarak tanımladılar. Aslında o kadar da sıcak bir hava yok. Umarım bu da bizim elimizde. Şimdi çok şey göremedim ben ama içeriden de yayınımız olacak. Sizlere aktaracaklarım böyle. Yorumları sanıyorum sevgili arkadaşım Bahar şöyle bir okudu. Sorularınızı, yorumlarınızı o bana aktaracak. İçeri girdiğimde sorularınızla ilgili cevapları da vermiş olacağım. İçeride görüşmek üzere. Hoşçakalın.